Selamun aleyküm, vişne vişne diye sayıklayıp duruyordum. Aha bak, ağaçta buldum. Bizim Gül Ağacı vişne vermiş. 2 kilo 750 gram var zannedersem. Şimdi biraz da para bırakayım. Şimdi bunların yapraklarını, dallarını kopartacağım. Yıkayacağım, geleceğim. İşte geldim. Kocaman bir tencereye ihtiyacım var. İçerisine döküyorum. 3,5 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Fazla su koymaya lüzum yok. Çünkü kendi suyunu salacak. Ocaktayım. Ocağın altını yaktım. 5 dakika sonra kaynamaya başlayınca üzerinde köpükler birikti. O köpükleri almamız gerekiyor. Çünkü berrak olmasını engelliyor. Kabukları da soyulmaya yakınken bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Bu şok yapıyor. Yani kabukların sor rengini vermesine yardımcı oluyor. Artık 10 dakikada böyle kaynattım ve ocağın altını kapatıp suyunu süzdüreceğim. Bu arada posasıyla da başka işler yapacağım. İşte suyumuz bu. Kevgirlere bir türlü tutturamıyorum. Altındaki leğen büyük, kevgir küçük kaldı. Çok bastırmadan suyumuzu aldık. Posası kenarda dursun. Şimdi bu suyu soğutmadan, kaynar vaziyetteyken mevcut kavanozlarıma aktarmam gerekiyor. Sonra hemen kapağını kapatacağım. Yakmasın eline. 375 mililitrelik kavanozlar var burada. 3 tane 375 mililitre doldu ve bir tane daha doldu. 4 tanesi kafi. Toplam kaç tane, kaç litre çıktı ya? Neyse, sonra hesaplarım. Bir tanesiyle de size vişne suyu yapacağım. Ötekileri soğuduktan sonra dolapta istediğin kadar saklayabilirsin. 375 mililitrelik kavanoza 1 su bardağı şeker, 1,5 litre suyla karıştırdım. Dolapta soğutup istediğin kadar içebilirsin. Benim misafirlerim var. Buz atarak iyice soğuttum. Erken soğutma yaptım. Tokat'tan geldiler. Bu arada teşekkür ediyorum onlara da. Beğendiniz mi?